Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerden karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şərqi Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Cənubi dənizdeki vəziyyət davamlıq ciddiyleşməkdə. Filippinning puxralar paraxoti talashtirtish bo'lib atgan dengiz rayoniga berishqi boshlagan bo'lib, Janubiy dengizdagi vaziyat davomliq jiddiylashgan. Amerika vazining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Filippinlik bir turkum xalq faoliyatchilari 15-may talashtirtish bo'lib atgan Xitoy kontrolligidagi Skarboro orliga berib, Filippinlik baliqchilarga ta'minot tarqatgan. Hamda o'zlarining bu xil harakatini talashtirtishdagi dengiz liniyasiga bo'lgan egalik huquqini isbotlash uchun qilganligini bildirgan. Ular davlatning shimoliy portidan ayrilish oldida aytishicha, Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paraxoti mazkur puxraviy paraxot atritini qo'g'daydigan bo'lib, paraxot atriti 4 savdo baliqchilik kemasi va bir qism kichik paraxotlardan shundoqli taxminan 100 odamdan tashkil topadi ekan. İki hafta ilgari Xitay Deniz Qırğığı Muhafizat Atriti Paraxoti Oxşaş rayondaki Filippin Deniz Qırğığı Muhafizat Atriti ve Beliqçilik ve Subaylıqı İdarisinin iki paraxotiga yuqori besimliq su zembirekleri bilen hücum qilib Filippin paraxotlarına zarar yetkizgan idi. Bu iki taraf otursidiki en yeni deniz toqunuşu bulup bu ahval Janubiy Denizdeki ciddiyçilikni küçeytib etgan idi. Yaqinqi mazgillarda Xitoyning dengizdagi zo'migarlik harakatining kuchayishiga ergishib, rayondagi davlatlar Xitoyga qarshi Amerika bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirmoqda. 8-may Amerika va Filippin mo'rini mo'riga terash nomli harbiy manevr o'tkazgan bo'lib, manevrda mavhum dushman urush paraxoti bombardimon qilingan edi. Bildirilishicha, Filippin hukumatı Xitoyning dengizdagi zo'migarlik harakatiga qarshi xalq egaligidagi paraxotlarni tashkillagan bo'lib, Xitoy egalik huquqi da'vosi qilib rayonga evetişke başlayan. Amerika hükümetimi Filippinli Qoğdaş Vadisinin qat'i ikkallikini qayt-qayt təkidləb gelmekte. BDT məxsus təkşürüş qrupisi qurdi. İsrailiyanın Birleşken Devleti Təşkilatının avtomobiliga hücum qilish vaqasını təkşürüş üçün məxsus təkşürüş qrupisi quruldu. BDT organ torunun 14 may xəbər qilishicha Birleşken Devleti Təşkilatı baş katibinin muavin bayanatçısı Farhan Haq muxbirlarning sualiga cavab bergende, növbette Birleşken Devleti Təşkilatı təva avtomobilning Rafahda hücumga uchrash vaqasi to'g'risida təkşürüş qrupisi qurganligini, bu hücumning shu joydagi bir tankidan kelganligini bildirgan. Farhan Haq İsrailiya Devlet Müdafiye Armiyasının birdenbir tankisi bar taraf ikkallikini, bu hücumni İsrailiyanın qilganligi aqlga muvofiq paraz ikkallikini bildirgan. Uning aytishicha 13 may shu joy vaqti tushdim burun BDT xavfsizlik ve amanlik saqlash tarmog'ining xizmatchilari Rafahdagi Yevropa doktorxonasiga borgan. Yo'lda ular o'ltirgan avtomobil hujumiga uchrab, hindistonlik bir xizmatchi hayotidan ayrilgandan boshqa yana bir odam og'ir yaralangan. BDT'nің baş katibi Guterres BDT xadimlarga qaratilgan barliq hujumni ayiblagan hamda umumiyuzlik tekshirishga murojaat qilgan. Malayziya Dini ishlar ministrligi amaldori tashkilotlar birligini ziyorat qildi. Malayziya Dini İşler Ministerliğinin siyasi işler katibi Dr. Abdurrazzaq bilen Malayziya Müslüman Yaşlar Hareketi Abim'nin reisi Fahmi Şemsuddin 15 may Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birlikini ziyaret kıldı. Mihmanlarını Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan, Birlik'nin baş katibi Abdurrashid Amin Hacı Qatarlıqlar Birlik İşhanesi de kütüv aldı. Söhbet ceryanı da Mihmanlarga Xitay'nın Şarq Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq cinayeti xususen İslam dini ve Müslümanlarga karşı terör siyaseti tanıştırıldı. Arkadan Şarkı Türkistan davası boyunca ortak türlerini terakki kıldırış, nöbetteki Şarkı Türkistan davasının muhacirettiki ehvali qatarlıq meseleler müzakere kılındı. Dünya Müslüman Ölümalar Birliği Erdoğan'ın bayanatının intayın xursan ikkallikini bildirdi. Dünya Müslüman Ölümalar Birliği Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın terörlük teşkilatı emas, eksici öz zeminini qoğdaş yolu kürəş qılıvatqan qarışlıq körüstüş hərəkəti deb atışıdan xursan ikkallikini bildirdi.
Dünya Müslüman Ölümalar Birliği tarafından bu hafta ilan kılınan yazma bayanatta Prezident Erdoğan'ın Grisiya Başministeri Kiriakos Mijotakis'ın Hamas'ını terörlük teşkilatı deb atışığı karşı çıkanlığı ve onu öz zeminini koğdavatkan karşılık körüstüş hareketi deb atığanlığı tekitlenip Prezident Erdoğan'ın bu bayanatı mezlumlarının zebiridir. Zalimlerine karşı uruş ilanıdır. Allah'ın dostlarının galibisidir. Şundaklı bu Allah'ın düşmanlarına karşı uruş ilan kılıştır. Hakikaten bu bayanat dünyanın her kaysi caylardaki mezlumlarına tesellidir. Prezident Erdoğan'ın bu hıl küçülük bayanatları ve şereplik pozisyası bütkül dünya Müslümanları tarafından kızgın alkışkı erişti. Şundaklı Müslüman ölümalar ve İslam ümmetinin duasıgı erişti deyildi. Ama mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. O da ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas ta 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Şu an itibariyle 40 bini aşmış insanını kaybetmiş olan Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Dolayısıyla ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Ama şimdi burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Ben asla Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Ve şu an itibariyle de adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Amerika Ukrayna'ya 2 milyar dolar yardım verdi. Amerika Dışişleri İşler Ministeri Antony Blinken, Washington'ın Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık otur ve uzun müddetlik çetel herbi yardım veriş planını tasdiklığını ilan kıldı. Ukrayna'da devlet işleri ziyaretinde bulunan Minister Antony Blinken, iki devletin bihaterlik gelişimi tüzüş üstüde izdini vatkanlığını, bu gelişimden nahayeti kıskı vakit içinde tamamlandığını tekitledi. We will provide an additional $2 billion in foreign military financing for Ukraine. Netanyahu Rafah'a hücum kılışını devamlaştırdığını kayıt tekitledi. İsrailiya Başministeri Benjamin Netanyahu Amerika'nın CNBC kanalının söhbet programında İsrailiya'nın Rafah'taki hücumlarını devamlaştırdığına işaret kılıp biz kılışkı tegişlik işini kılışımız gerek dedi. Netanyahu Rafah meselesi de Amerika bilen İsrailiya oturusunda fikir ihtilabı barlıqını itiraf kılgan bulup özünün Amerika hükümetinin kollayışını muhim deb karaydığallıqını eskertip bazide yaşaş ve kelgüsüge kapalatlı kılış üçün kılışkı tegişlik işlerini kılış sürür degen. Netanyahu yine tunji başministerimiz David Ben-Gurion Amerika'nın karıştırışığı karamay İsrailiya devletinin müstakillikini ilan kıldı deb ilave kılgan. Netanyahu halkara sotlarına sunulgan erizler doğrusudaki bir sualga zerbe nişanının özü emez belki İsrailiya devleti ihkallikini ilgiri sürgen. O bu masabının ahırıda iki devletlik halkılış çağrısının Hamas katlaşmaydıgan bir halk hükümetinin kuruluşu ve umumi bir hatarlıkını İsrailiyaya tapışırış arkalıkla mümkün buluduğallıkını eskertken. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımız görüşürüz. Aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.